Murat Çetin Ömer Akkuş görevden alındıysa A ile Kahya köyden çıkıp kasabaya doğru ilerliyormuş. A at sırtında, Kahya ise yürüyerek yol alıyormuş. A Kahya'nın ata imrenerek baktığını görünce seslenmiş. Bu atı sana vermemi ister misin? İsterim ağam demiş Kahya. A yine seslenmiş. Bir şartım var ama eğer bu atın dışkısından bir avuç yersen atı sana veririm demiş. Yerim ağam diyerek karşılık vermiş Kahya. A'nın ağzından bir defa söz çıkmış ve Kahya, A'nın teklifini yerine getirmiştir. At artık Kahya'nın olmuştur. Kahya at üzerinde, A ise yürüyerek yola devam etmiş. A kanter içinde kalmış. Pişmanlığı her halinden belli olmaktadır. Kasabaya ulaşmaya ramak kalmış. Durumu fark eden Kahya, atı A'ya tekrar vermenin yolunu aramış. Çünkü az bir zaman sonra varacakları kasabada A, Kahya'nın canını okuyacaktır. ''Ağam, benim at üzerinde, seninse yürür vaziyette kasabaya girmen doğru olmaz. Onun için bu atı sana vermem lazım. İster misin?'' diye sual etmiş Kahya. A isterim'' diye cevap vermiş. Kahya, ''Yalnız ağam, kural belli, biliyorsun'' diye de eklemiş. Sonunda A bil mecburiye dışkıyı yiyip tekrar kurulmuş atın sırtına. Fakat aklına takılan bir soruyu Kahya'ya sormadan edememiş. ''Kahya, bu at daha önce kimindi?'' demiş ağa. Kahya, senin de ağam diyerek cevap vermiş. A yine sormuş. E ee, şimdi kimin? Kahya yine cevap vermiş. Yine senindir ağam. A bir anda hiddetlenerek can alıcı soruyu yapıştırmış. İyi de biz bu kadar pisliği neden yedik? Değerli okurlarım, Malatya hepimizin memleketi. Turgut Özal Üniversitesi ise iki güzide üniversitemizden birisidir. İçinde Malatyalılık duygusu olan hiçbir kimse şahsi itirazlarından dolayı bu kurumlarımıza zarar veremez ve aleyhinde bir şeyler karalayamaz. Ama bir şeyler ters gidiyorsa her memleket sevdalısı gibi benim de yetkilileri uyarmak en tabii hakkımdır. Daha önce Turgut Özal Üniversitesi hakkında defaatle yazdım, çizdim ve uyardım. Bu uyarılarımı dikkate almayan rektör hanım sanki suçu işleyen benmişim gibi bir de üstüne beni mahkemeye vererek hakkımda suç duyurusunda bulundu konuyla ilgili karakola verdiğim ifade şu şekildeydi. Turgut Özal Üniversitesi'nin genel sekreterinin ataması hatalıdır. Çünkü 657 sayılı yasanın 132 maddesine göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alanlar 10 yıl süreyle daire başkanı ve üstü kadrolara atanamazlar. Genel sekreterlik bir üst kadrodur. Genel sekreter Ömer Akkuş hakkında Mart 2016'da Malatya İl İdare Kurulu Müdürlüğünce kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiştir. Ömer Akkuş idare mahkemesine başvuru yapmış fakat başvurusu reddedilmiştir. Gittiği üst mahkemelerin hepsi de cezayı onamıştır. Üniversite yönetimi Ömer Akkuş'un atamasını 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre yapmıştır. Fakat bu kanun üniversitede çalışan akademik personel için geçerlidir. Rektör hanımın çok bilgili ve konuya hakim avukatının gözden kaçırdığı husus Ömer Akkuş'un 657 sayılı yasaya tabi devlet memuru olmasıdır. Şimdi ise rektör hanımın Yökün baskısıyla Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri Ömer Akkuş'u görevden aldığı iddia ediliyor. Eğer iddia doğruysa işte işin tam burasında yukarıdaki hikaye geliyor aklıma. Kim bilir? Belki içlerinde uhde kalmıştır. 2023 seçimleri Malatya'da yavaş yavaş şekilleniyor. Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'nın yeniden aday olmayacakları konuşuluyor. Öznür Çalık'ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele edeceği vurgulanıyor. Bülent Tüfekçi'nin ise mecliste Malatya'yı temsil etmeye devam edeceği öngörülüyor. Boşalacak üç koltuğu doldurmak için AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Darende Belediye Başkanı İsa Üskan ve Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk kulis yapmaya başlamışlar bile. En azından aday olmak istediklerini herkes biliyor. Önceki genel seçimde AK Parti'nin 69 tane aday adayı vardı. Bu rakamın önümüzdeki seçimde 150'yi bulması bekleniyor. Bunun böyle olmasının birçok nedeni var. Bunların başında Malatya'nın AK Parti'nin kalesi olması, PR peşinde olanlar ve boşalması muhtemel 3 koltuk. Bu arada Darende ve Yazıhan belediye başkanlarını göstermiş oldukları özgüvenlerinden dolayı tebrik ederim. Mutlaka kendilerince hesaplarını iyi yapmışlardır. Ama bence her ikisi de bu dönem belki de bulundukları ilçede aday gösterilmeyeceklerini düşünerek ya tutarsa mantığıyla hareket ediyorlar. Kim bilir belki de içlerinde böyle bir ruhdeleri vardır. Neden olmasın? Doğruluğunun teyidi Devletlerin kuruluşunun asli vazifesi rahiyetin rahat yaşamasını temin etmektir. Ceza kanunları halkın birliğini, beraberliğini ve de huzurunu kaçıran kişileri ıslah etmek adına tesis edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde cami derneklerinden birinin yetkilisi aradı. Yeşilyurt Yazı İşleri Müdürlüğünün keyfi bir şekilde kestiği cezalardan bahsetti. Kesilen ceza, arayan dernek yetkilisinin ekonomik olarak sikletinin çok üstündeydi. Bu ihbar üzerine yaptığım araştırmalara göre çoğu cami derneği olmak üzere 70'ten fazla ceza kesilmiş. Bunlar 2022 yılının ilk 5 ayına ait cezalar. Geçtiğimiz yıllarda dernekler böylesine rekor denilebilecek bir ceza ile karşılaşmamışlar. Sözün burasında yetkililere bir de hatırlatmada bulunmak isterim. Dernek işi gönül işidir. Bu işe gönül veren kişileri ürkütmeyin bu satırları geçtiğimiz günlerde yazmıştık. Yazdıklarımızın üzerine giden dönemin valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamlığı'nı arar. Doğruysa hatanın izale edilmesini, ihbar yanlışsa konunun kendisine izah edilmesini emreder. İyisi mi? Yeşilyurt Kaymakamı da bu haberi kim sızdırdı diye tetkike başlar. Bu münasebette bir hatırlatma kim söyledi diye konuyu ihbar edeni araştırmak haberin doğruluğuna delalet eder. Fiskos MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Bülent Tüfekçi'nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döneminde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'na bakan kontenjanından dahil olur. Lakin Sadıkoğlu bunu Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile samimiyetine ve genç iş insanı olduğuna bağlar. Konuyu bir yerel gazete gündeme getirir. Top Başkanı da bu vesileyle öğrenir. Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, MTSO Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu'nun bu beyanı karşısında çok zor durumda kalır. Dahası Bülent Tüfekçi'ye karşı hayli mahcup olur. Bilvesiyle vesile geldiği Malatya'daki bir programda Hisarcıklıoğlu şu cümleleri kullanır. Oğuzhan Başkanım, ben sizi öncesinden tanımıyordum. Seni bakanımız Bülent Tüfekçi'nin kontenjanından top yönetimine aldım. Aslında bu işin sağlamasını yapmak da şu şekilde mümkün olabilir. MTSO Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu yeniden seçildiği takdirde eğer top üyeliğine de seçilirse bu şu anlama geliyor. Atasadıkoğlu kendi bileğinin hakkıyla oraya gitti. Aksi bir durum iddianın spekülatif ve fasarya bir maval olduğunu ortaya çıkarır. Selam ve dua ile. Fiemanilla.